Geride kalan haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı metroları kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Kara İsmailoğlu, Beşiktaş'tan başlayarak İstanbul Havalimanı üzerinden Küçükçekmece'ye kadar uzanan 6 ilçeyi birbirine hızlı metroyla bağlayan toplam 69 kilometrelik Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, Göktürk, İstanbul Havalimanı metro hattı ve Küçükçekmece, Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı hattının çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, Ulaştırma 2053 vizyonunu tanıttı. Ulaştırma ve lojistikte etkinlik ve verimliliği sağlayacaklarını belirten Kara İsmailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın kıtalar arası kesintisiz bir ulaşım altyapısı tahsis edilmesi için kritik değerde olduğuna dikkat çekti. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı ve Ulaştırma 2053 vizyonunu Türkiye ile paylaşan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin 30 yıllık geleceğini bugünden tasarladıklarını, kamu özel işbirliği modeli aracılığıyla doğu batı ayrımını ortadan kaldırırken ülkemizin dört yanına aynı anda yatırım yapma imkanına kavuştuklarını ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında 2053 hedeflerinin de altını çizen Bakan Kara İsmailoğlu, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısını 8'den 52'ye yükselteceklerini, yıllık demiryolu yük taşımacılığını 38 milyon tondan 448 milyon tona çıkaracaklarını belirtti. Kara İsmailoğlu 217 olan liman tesis sayısını 255'e, 28.530 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 38.060 kilometreye, 13.022 kilometrelik demiryolu ağını ise 28.590 kilometreye çıkaracaklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Projede tünel açma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Kara İsmailoğlu, 201 kilometre uzunluğa sahip 7 istasyondan oluşan Balıkesir-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nda yıllık 30 milyon yolcunun ve 59.7 milyon ton yükün taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu sahur ve iftar programlarında işçi, mühendis ve personelle bir araya geldi. Ankara Kahraman Kazan Yolu Şantiyesi'nde sahur, Esenboğa Havalimanı'nda da iftar programına katılan Bakan Kara İsmailoğlu, Ramazan'ın bereketini paylaştığımız sofralarımız hep güzelliklerle kurulsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda iftar programında muhabirlerle bir araya geldi. Kara İsmailoğlu, havacılık sektörü için emek veren muhabir arkadaşlarımızla iftar sofrasında buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Gelecek hafta yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.